Günaydın. Bugün birlikteyiz. Umarım güzel bir gün. Samspor'un bir şampiyonluğa ihtiyacı vardı. Şampiyon yapacağımızı düşündüğüm için buradayım. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Birlikte bu mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Benim için de hiçbir zaman unutamayacağım en güzel anılarımdan birisi olacak. Sabahları kalkmak normalde zordur ama öyle bir takımımız var ki hep beraber birlikteyken çok mutluyuz. Çok eğleniyoruz. Birlikte olmaktan mutluluk diyoruz. Bu da evden idmana kalkıp gelirken bize zorluk yaratmıyor. Hatta birbirimizi göreceğimiz için sabırsızlanıyoruz. Bu da çok iyi bir takım olduğumuzun göstergesi. İdmanlarımız da güzel geçiyor zaten, zevkli geçiyor. O yüzden insan sevdiği işi yaparken zorlanmıyor. O yüzden benim için çok güzel oluyor. Benim Telekom Spor'da bir hocam vardı. Reşit Duzak adı ama Soner Duzak der herkes. Onunla beraber maç izlemeye giderdik işte. Şu an Galata tribünde olan abilerimizden bilet isterdik. Onlar bize bilet atardı. O biletle stada giriş yapardık. Bir gün maç izlerken o demişti bana, sen bir gün burada oynayacaksın, bu formayı terleteceksin demişti. O günler tabii küçüktüm, hayalime yerleşti ama benim için çok uzak bir hayaldi. Çünkü Celil abi izliyorum, Serkan abi izliyorum. Onları izlerken gözümüzde büyüyor. Hani biz acaba biz nasıl burada oynayabiliriz? Ama Serkan abinin gol sevinçleri bile hala da aklımda. Yani o günler de çok güzeldi benim için. Hayaldi yani. Başkanımıza sağ olsun. Bu sene gerçekten çok istekli davrandılar. Bütün cami olarak, taraftar olarak herkes çok istekliydi. Başkanımıza sağ olsun davet ettiler. Bir sıkıntı yaşamadan anlaştık. Buraya gelirken de zaten başkanımla konuştuk. Tek amaç vardı, şampiyonluk. Şampiyonluğun haricinde hiçbir şey düşünmedik. Çok şükür hedefimize doğru ilerliyoruz. Tabii ki şu an hiçbir şey almadık elimize. İyi gidiyor olabiliriz. Ama yani şu an için şampiyon olduk diyemeyiz. Ne zaman o kupa bir elimiz uzanır, o zaman şampiyon olduk diyeceğiz. Bunun için de kalan son maçlarımızda her şeyimizi vereceğiz. Yani takım arkadaşlarımızla beraber hepimizin hayali şu an Samspor şampiyonluğu. Bu şehir bu şampiyonluğu tadacak. Özledi, şehir çok özledi. Bizler de özledik doğal olarak. Samspor'un alt liglerde yeri yok. Günümüz futboluna baktığımız zaman Samspor zaten geçmişten beri topladığı puanlarla beraber ilk 10'a giren takımların arasındadır. İnşallah o şaşalı lig üçüncüsü olduğu günleri tekrardan görecektir. Buna inanıyoruz. Normalde şu otobüsü sollardım ama. Burada futbol sahası vardı. Buraya okuldan kaçıp futbol oynamaya gelirdik. Çocukluğumuz hep buralarda geçti. Ben İstasyon Mahallesi'nde oturuyordum küçükken. Şu an oynamayan oyuncu, oynayan oyuncuya destek veriyorsa, onun iyi oynamasını istiyorsa, sahada başarılı olmasını istiyorsa, yani golüne, attığı gole seviniyorsa, burada gerçekten arkadaşlık üst seviyedir demektir. Çünkü şimdi herkes bir profesyonel. Herkesin belirli maç oynaması lazım. Bu işin senesi de var. Yani maç oynamadığın zaman seneye gelen teklifin ücreti azalır. 5 takım isteyecekse 3 takım ister. Bunlar da bir etkendir. Şu an olarak bütün takım arkadaşlarımız, herkes birbirine destek oluyor. Gerçekten yani forma rekabeti çok üst düzeyde. Özellikle ikinci yarı olarak. İlk yarı biraz da sakatlıklardan çok canımız yandı. Ama gerçekten bütün arkadaşlarımız, herkes o gün kazanmak istiyor. Şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak istiyor. Yani gerçekten üst düzeyde mabede geldik. Burak abi alayım seni. Öyle gideyim yavaş yavaş. Teşekkür ederim. Tamam abi, görüşürüz abi. Gerçekten bak buraya girerken her gün aynı şekilde mutlu oluyorum yani. Çalışan herkese selam vermeye çalışıyoruz burada. Onların hepsi Allah razı olsun. Biz başarılı olalım diye buradalar. Gerçekten bunu hani laf diye söylemiyorum.
gerçekten bütün personelimiz bizler mutlu olalım, maça iyi hazırlanalım diye burada emek veriyorlar. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Onlardan yani bizler razıyız. İnşallah onlar da bizden razıdırlar. Çünkü bu karşılıklı. Biz de onlar için galip gelmeye çalışıyoruz. Onlar da mutlu olsun. Onlar da evlerine ekmek götürüyorlar buradan. Yine geldik, kahvaltıya geçeceğiz birazdan. İdman saatlerimiz değişebiliyor. Bugün 10'da toplanma var. İdmanımız 12'de. Ama biz yine de 2 saat öncesinden geliyoruz. Kahvaltımızı tesiste yapıyoruz. Bu da bizim için güzel oluyor. Birlikte muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz kahvaltıda. Buyurun size yesi getirin. Şu an Nuri Hasan tesislerimizin içindeyiz. Burada sağlı sollu odalarımız var. Arkadaşlarımız bu tesiste kalıyorlar. Akşamdan yatılı olarak kalan arkadaşlarımız da var. En buradan en solda. Burası da benim. Şimdi kahvaltı salonumuza geçiyoruz. Günaydın. Kolay gelsin. Aykut'un günaydın. Tostçu. Şimdi kardeşimle beraber imana gidiyoruz. Bele bugün ben çalım atacağım. Siz çalamayacaksınız benden hep, tamam mı? Oley! Haydi bir tur daha, haydi! Haydi! Büyük başkan! Merhaba, Yusuf'cum. Oğlum ne var? Haydi beyler! Burası tamam. Tek adımda geçtik, haydi bakalım, tek adım, haydi! Sarıya kadar geliyoruz! Ayakları sakat. Evet, kaldır ayakları! Hadi say! Bravo! Evet! Haydi aç kolları da, aç! Hocam bitmeyecek mi ısınma? Bitiyor, az kaldı. Pozisyon ne hak ediyorsa onu. Bu işler böyle abi. Come on guys, we play. Seviyeyi yükselteyim biraz. Ahmet hocam hiç pas vermiyorsun ha. Ya Yusuf, seni çok özlemişim. Çok seviyorum kardeşim, canım kardeşim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geç Yusuf, geç! Beni yiyeceksin ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de bakalım ortadan atı. Tamam, hazırsın. Tamam, kamer. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ne? Bacak. Hayır hayır ben vurdum. Ben vurdum. Havada ya. Kayıta bak. Başkan bu nasıl yapacak abi? Böylesin. Kay biraz. Abi şu baba ne yapacak? Bak böyle kay ha. Soner adamsın. Adamsın Soner. Ceza oldu. 12. Gel. 12. 8. 23. Abi Şener geldi. Şener geldi abi. Ya çok kötüsün, çok kötüsün ya. Ya çok kötüsün ya. Çok kötüsün ya. Çok kötü. Rezil, rezil. Allah'ım. 8. 11. Geldi. 12. 5, 6, 7, 8, 9. Kamera var ya biraz. Biraz iyiyim ha. İyiyim Halim. Gel ya. Çok iyi. 18, 19, 20, 21. Hadi be. Yapma be. Alamaz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kamerayla gel. 2, Ali geldi. 21. Geldi. Haydi abi. 17, 18, 19, 20, 21. Pasagara geldi dedi. Bir şey söyleyeceğim. Pasagara geldi dedi ama. Dur dur. Bugünkü antrenmanımızın sonuna geldik. Güzel bir idman oldu. Takımın formu iyi zaten. İnşallah kazanıp geleceğiz. Baba kolay gelsin baba. Geldim. Dur. Geldi. Kaçamaz mı ya? Şansın yok. Sürüm konusu var. Ya, konusu elinizin var. Sorbağımız var. Çorbağız. Tatlımız var. Sütlüğü var diye. Emekler büyük emekler. Emeği çok büyük. Sizin de. Tamam da. Tabii idmanımızı bitirdik. Şimdi duşa girme vakti. Her sabah genelde 10'da kahvaltımız oluyor. Akşam 4'te çıkıyoruz. Sadece idmana gelip gitmiyoruz. Özellikle bu konuda dinlendiğimiz için biraz daha daha diri oluyoruz. Maçlara daha iyi çıktığımızı düşünüyorum. Çünkü tesisteki dinlenme ortamında arkadaşlarımızla beraber vakitte geçiriyoruz. Bu bizim için çok büyük avantaj oluyor. Tabii ki bundan sonraki süreçte de evde bekleyen ailemiz var. Ailemizin yanına gideceğiz. Huzurlu bir yuva, futbola etkisi çok fazla. Evde de huzurlu olduğum için geri kalan kısmını da eşimle geçiriyorum. Duşumuzu aldık. Şimdi yemeğe geçiyoruz. Sonrasında da istirahat ediyoruz. Yemekhaneye doğru gidelim. Önce Osman'ın tabağına bakalım. Geldi. Samsun olarak. Yemeğimizi yedik. Şimdi istirahat vakti. Odamıza geçiyoruz. Bugün de idmanımızı yaptık. Kulüpte olan günümüzü tamamladık. Şimdi eve doğru yola çıkalım. Bugün güzel geçti. Hafif bir idman vardı. Maç saati yaklaştıkça ne kadar az saat süre kalırsa ona göre idman temposu da düşüyor. Daha çok dinlendirici, taktik ağırlıklı bir antrenman. Tesisimiz gerçekten çok güzel bir alana sahip. Doğal gölümüz var içerisinde. Deniz hemen kenarısında. Denizle bağlantısı olan bir göl. Gerçekten çok güzel. Boş zamanlarımızda bazen çayımızı alıp gölün kenarında
kafa dinliyoruz. Kamp günleri daha güzel oluyor tabii ki. Zaman geçirmek için güzel bir aktivite oluyor bizim için. Bugün de tesisimizden çıkıyoruz. Yağmur falan olursa. Altyapıda olan arkadaşlarımız da burada tesisin içinde kalıyorlar. Tabii ki binalarımız farklı. Onlar da inşallah Samsporumuzun geleceği. Aralarından şu an bizlerle olan Yunus Emre Çift, Bediran, Polat gibi arkadaşlarımızın sayılarının artmasını bekliyoruz. İnşallah onlar Samspor'un geleceği. Aralarından çok yetenekli kardeşlerim çıkacağına inanıyorum. Kalitelerinin olduğunu da biliyorum. Onlarla maç yapma fırsatımız da oldu. İnşallah onlar da benim gibi hayallerinin takımında forma giymeyi nasip olur. Onlar da giyerler. Bu bir döngü. Birileri gidecek. Yerine birileri gelecek. Biz sıramızı sağladığımızda inşallah bizim arkamızdan da başarıdan başarıya koşan genç kardeşlerimiz olur. İnşallah onların da formayı giymesi için bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bazen çevremdeki arkadaşlarım, eşim, ailem olsun gole yakın bir stoper olduğum için dile getiriyorlar. Ben de bazen hissediyorum, bilmiyorum nasıl oluyor ama gerçekten bazen hissediyorum gol atacağım o gün. Top seviyede oluyor gol atma isteğimde hissettiğim için maçlarda herhalde daha çok arıyorum golü. Belki de o yüzden nasip oluyor bilmiyorum. Odadaydık. Zeki dedi ki bugün gol atacak kişiyi açıklıyorum dedi. Abdiol atacak bugün gol dedi. Ben dedim ben de zaten hissediyorum inşallah ben dedim atacağım bugün gol diye. Bizim için de Rize maçı önemli bir virajdı. Kazanmamız gerekiyordu çünkü rakibimizdi. Yenildiğimiz takdirde 2 puana düşecekti. Maç eksikleri vardı. Ve bu eksikle beraber onlar o maçı kazandığını düşündüğümüzde 1 puan önümüze geçeceklerdi. Bizim için kolay bir maç beklemiyorduk. Kolay olmadı zaten. Bu ligde her maçta zor. Maça geldik, devre oynadık. Zeki de penaltı kaçırmıştı. Zeki de takım içinde sevilen kardeşlerimizden birisi. İçimden zaten Zeki, kornerleri Zeki kestiği için. Hani Zeki maç içinde de söyledim ilk devre. Sonrasında ikinci yarıya çıkarken top biraz daha dışarıya, biraz daha yüksekten kesersen dedim, ben atacağım dedim. Soyunma odasına girdim. Soyunma odasına dedi ki, beyler ben gol atacağım dedim. Sizler de gol atacağınızı söyleyin. İnanın dedim. Ben atacağıma inanıyorum dedim. Ben atacağım dedim. İlk defa hayatımda böyle bir konuşma yaptım. Çünkü bu kadar net konuşamazsınız yani. Sonuçta takımın içindesiniz. Tabii ki oradaki oyuncular ne kadar geçti etti bilmem. İnandılar mı o an bilmiyorum ama. Ben gol atacağıma emindim. Zeki de aynı şekilde ortaya kesince ona söylediğim gibi. Yani onun kestiği ortayla benim buluşmam. Tam istediğim gibi oldu. O yüzden zaten istediğim darbede topa vurabildim. Güzel bir gol oldu. Tabii golü ben attım ama Samsporumuz kazandı. Bizim için de önemli olan Samspor'un kazanması. Oynasak da oynamasak da buraya tek bir amaç için geldik. Sadece şampiyonluk. Bunun bir önemi yok. Bütün arkadaşlarımıza da zaten hep birlikte onu aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü şu an kalabalık olduk. Bizim ihtiyacımız kupa. Yani bu şehrin ihtiyacı kupa. Başkanımızın dile getirdiği tek şey kupa, playoff istemiyorum diyor zaten kendisi başından beri. Bizler de bunun için buluştuk bu takımda. Hep birlikte bu kupayı alana kadar asla bırakmayacağız. Yani bu kupayı biz alacağız. Benim için de çok anlamlı bir gol oldu. 55. dakika dediler ama ben baktım 54 galiba. Ama fark etmez. Yani çocukken hayal kurarsın. Bu formayı giymek istersin. Hepsi olur. Giydikten sonra yeni hayallere, yeni duygulara, yeni heyecanlara sahip olman gerekiyor. Yoksa olduğun yerden aşağıya düşersin. Ben de gol atmak istiyordum. Asist yapma olanağı yani olmuştu. Asist yapmıştım Sakarya maçında tankiye. Şimdi gol atmak nasip oldu. Çok şükür. Tabii ki yine tekrardan goller atmak isterim. Takıma skor yönünde de katkı sağlamak isterim tabii ki. Ama artık ligin boyu da kısaldı. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluk kupasını aldığımda dünyanın en mutlu insanı ben olacağım. Çünkü yani ilk başta dediğim gibi tek bir amaç için geldik buraya. Sadece şampiyonluk. İnşallah yolun sonunda şampiyonluk olacak. Samsun'da Samsporluk diye bir şey var. Bunu stadyuma gelen taraftarlardan zaten anlıyoruz. Bize geçiyor zaten. Mesela şimdi diğer arabalardan şöyle baktığımızda çok güzel denk geldi. Sol öndeki arabayla sağdaki arabanın sağ üstüne bakarsan Samspor stikerleri var. Bunların sayısının artması gerekiyor. Bence bu da bir denk geldi. Bence çok güzel denk geldi. Mesela şu yani diğer arabalardan bence o iki araba çok farklı. Benim için mesela çok daha anlamlı. İçerideki kişileri tanımıyorum ama gerçekten benim için şu an o iki araca karşı farklı bir sevgi var içimde. Böyle bir eleştiri de bulunabilirim. Şehir mesela şu an şampiyonluğa koşuyor. Evet biz daha şampiyon olmadık ama şu an mesela her yerde biz Samspor'un bayraklarını görmemiz lazım. Nereden geçersek Samspor'la alakalı bir şey görmek. İnsanların çocukları da bunu görmesi lazım. Şu anki Samspor taraftarları ileride yaşlanacak.
onların yerine şu an onların çocukları, işte bizim çocuklarımız yerini alması gerekiyor. İnşallah bu Samsun'a sadece Samsunsporlar olur. Bence bu çok önemli bir şey. Yani insanların tuttuğu ilk takımın Samsunspor olması gerekiyor. Büyük takım diye bir şey yok. Kendi şehrimizin takımını en büyük yapmalıyız. Bunun için uğraşmalıyız. Bu konuda da işte dediğim gibi denk geldi. Ama bu arkadaşlar kimlerse onları seviyorum şu an. Günümüzde sosyal medya önemli. Kulüplerin sesini duyurduğu yer. Tabii ki futbolcuların da sesini duyurabildiği yer. Bazen haksızlıklar olabiliyor. Bunların da taraftarı korumanız gerekiyor. Çünkü sonuçta siteden yazılan her şey taraftarı da bağlıyor. Taraftarın da sesi oluyor. Futbolcuların da sesi oluyor. Bence etkileşimi ne kadar fazla olursa, takipçisi ne kadar fazla olursa bir kulüp için o kadar büyük güç olduğunu inanıyorum. Ve takımın başarısını paylaştığı insan sayısının artması takıma tekrardan yeni taraftar kazanımını da getirebilir diye düşünüyorum. Galiba bizim en son baktığımda 217 bin falandı galiba Instagram'da takipçimiz. Bu 2 milyonluk bir şehir olarak düşünürsek, yarısını sosyal medya kullanıyor diye düşünsek en az bir 500 bin olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan tabii video izleyenlerin hepsine büyük iş düşüyor. Bu videoyu izliyorsanız eğer ailenizde Samsunspor takip etmeyen varsa takip etmeli. Telefonların elinden alın. Mavi tıklı Samsunspor hesabını takip ettirin. Neden 500 bin gibi bir rakama çok kısa bir sürede ulaşmayalım? Dediğim gibi Samsunspor'un sosyal medyada güçlü olması sizlerin sesini duyurmak adına daha güçlü olması demek anlamına geliyor. Bu yüzden ailenizin, sevdiklerinizin, herkesin telefonunda alın. Samsunspor'u takibe başlayın. Seneye bu seneden daha güzel olacak inşallah. 55 numaranın hem ağırlığı var hem de mutluluğu var. Benim için çok büyük bir gurur. Şehrime geldiğim için, şehrimde 55 numaralı formayı taşıdığım için çok mutluyum. Çünkü şehrin neresine baksanız 55 görüyorsunuz. Bunu da formamızda taşıyor olmak onur verici. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz sahada. Samsunspor'un 55 numarasını taşıdığım için rakiplerimize de saygılı davranmaya çalışıyorum. Sahada onlara da hakemlere bile yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başkanımız da zaten bu konuda takımımızın isminin kötü örneklerle anılmasını istemiyor. Herhangi bir kargaşada olmasını istemiyor. Hakkımızla şampiyon olmamızı istiyor. Bunu da her toplantısında dile getiriyor. Şölen yaparak ya da takımını çok iyi destekleyerek bütün kulüpler ön plana çıksa gerçekten Samsunspor taraftarı da herkesi güzel şekilde buradan uğurladı. Ben bu sene öyle gördüm, bilmiyorum. Bizim için de özel sene. Her gelen buradan mutlu ayrılsın. Biz de mutlu çıkalım sahadan. Yolculuğun sona erdi. Eve doğru çıkıyoruz. Birlikte bir günün sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Samsunspor ailesine selamlar. Sizleri seviyoruz.